Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Değerli izleyenler, yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler, Türk Devleti'ni parçalayacaklar. Türkiye hemen harekete geçti. Bosna Hersek'i oluşturan 3 etnik gruptan birisi olan Sırplar yine fitne peşine düştü. Ülkedeki iki özerk yapıdan birisi olan Sırp Cumhuriyeti'nin yetkilisi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nde yer almış, ülkenin askeri, yüksek yargı, vergi yönetiminden çekileceklerini söyleyerek kendi anayasamızı, yargımızı oluşturup ordu kuracağız diyerek konuştu. Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da 90'lı yılların başından tarihin en yakın soykırımına imza atan Sırplar yeniden fitne peşine düştü. Bosna Hersek'te Sırpların çoğunluğu yaşadığı bölgenin ayrıldığını savunan Bosna'lı Sırp lider, ülkenin askeri, yüksek yargı, vergi yönetiminden çekileceklerini söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görevinde bulunan Milorad, savunma hukuku, yüksek yargı, savcılık kuruluyla dolaylı vergi dairesi için onay vermiş olduğumuz anlaşmalardan geri çekileceğiz diyerek küstahlığına imza attı. Değerli takipçilerimiz, daha önce verilmiş kararların iptal edileceğini söyleyen başkan, Bosna Hersek'teki Özerk Sırp Cumhuriyeti Meclisi'nin bundan sonraki düzenleme ile beraber karar sahibi olacağını ifade etti. Tam Özerk olarak yola çıkıp ilerleyen dönemde bağımsızlık hedefleyen Dodik, bazı hukukçu uzmanların Sırp Cumhuriyeti Anayasası taslağıyla bölgenin savunma, yargı, mali yönetimi için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi. Değerli izleyenler, bu haberden sonra Türkiye, Bosna Hersek'i yalnız bırakmayarak Mevlüt Çavuşoğlu Komitesi'nde yeni bir heyet Bosna'ya gidiyor. Kıymetli izleyenler, hiçbir Türk devletini parçalatmayacağız. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esenlikle kalın.